Günaydınlar, mutlu günler. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Valla ben dün su içmeyi de unuttum. Bugün de kalktım. Hemen dedim şu suyu içeyim arkadaşlar. İçebilirsem kahvaltıyı hazırlayana kadar şöyle iki su bardağı içeceğim. Bu şimdi burada dursun. Hemen çayı da demleyeyim. Sabah kalktığım gibi kendimi hemen direkt mutfağa atıyorum. Kahvaltıyı yaptıktan sonra da bir sütlaç kaynatacağım. Çayı da ocağa koyduk. Şimdi suyumu da içip kahvaltı hazırlığına başlayalım. Tekrardan gününüz güzel geçsin, bereketli geçsin. Allah gönlünüzde, muradınızda ne varsa Rabbim kabul eylesin diyelim. Bismillah diyelim. Hadi bakalım günümüze başlayalım. Kahvaltılarımız da hazır. Mustafa'ya da çay döktüm. Genelde süt içer. Fakat dökmeyeceğim. Bana göre yumurtalı ekmeğin yanına en güzel çay gidiyor. Kızlar kendime de yumurta haşladım. Ben yemeyeceğim. Kesinlikle. Yani bu hafta dikkat ediyorum. Bakayım dikkat ettim ama spor yapmadım pek. Bir de iki kere de su içmeyi unuttum. Onun haricinde aynen yolumuza devam ediyoruz. Kahvaltımızı da yapalım. Sonra mutfakta şuraları bir temizlerim, sütlacı kaynatırım, sonra da bir market alışverişi yaparız. Markete gidiyoruz değil mi bak kesi? Gideriz. Ha, gideriz, tamam. Hadi gel, al sen bunu. Al canım. Kızlar deminden telefonum çaldı. Kaynana aramıştı. Onu da böyle canı sıkkındı. Yani Aygız ocağın da altını açtım, sütlaç yapıyordum. Ondan sonra camı içeri geçtim. Zaten görüyorsunuz da. Morali de bozuktu kaynanın. Bir şey böyle çok canı sıkılmıştı. Unuttum. Böyle onu dinlerken her taraf var, mutfak, bu ocak filan hep var ya, bat, şuralar, yerler. Allah'ım. Sonra kokuya fırladım. Vallahi dediğim gibi kaynanın bir şey canı çok sıkkındı. Onu dinledim. Şu an o kadar çok moralim bozuk ki. Buraları bir temizledikten sonra tekrardan görüşürüz. Buraları hallettim ama abartmıyorum, 2 saatte bitirdim. Çünkü şu kısımlar olsun, içlerine varana kadar fırınla Aygaz'ın şu camı var ya, ortası, şu çekmecenin içi, her taraf şöyle var ya, şuradan içeri kadar süt sızmıştı. Buraları hallettim, bitirdim. Şu kısımları, buralara hep sıçramıştı zaten komple. Size göstermeden önce ben şöyle bir azıcık da silmiştim. Çekmeceleri cifledim, bu kısmı cifledim. Aynen böyle üstleri de hallettim, bitirdim. Ve şimdi şu düğmeleri takayım ve mutfaktan hiçbir yere ayrılmayacağım. Şimdi tekrardan kaynatayım, şekerini de katayım, sütlacın.
Bu benim sürekli başıma geliyor. Bilerek yaptığım bir şey değil. Asla kızlar, sakın yanlış anlaşılmasın. Dediğim gibi kaynanamam, morali bozuktu. Hani ben de salona geçtim. Aklımdan uçtu gitti. Şu telefonu da koyayım da şuraya. Yerleri falan da hep hallettim. İşte unuttum. Dinlerken sonra bir burnuma bir koku geldi. Kız bu nasıl takılıyor şimdi? Takabilecek miyiz ki? Heh, oldu herhalde. Oldu mu ki? Bakayım. Ondan sonra işte geldiğim gibi zaten manzara beni şok etti. Valla şuraları da hep var ya böyle sararmıştı. Diş fırçasıyla kısımlarını da hallettim. Ben bunları her zaman yapmıyorum ama sütten dolayı fena olunca şunu da takayım. Sütten dolayı böyle fena olunca temizleyeyim dedim ki iyi ki temizlemişim, o araları hep sapsarı olmuştu. Onları da elden çıkarttım. Dolap içlerini de işte birazcık yaptım. Hepsini yapamadım. Tekrardan şunu da sileyim de. Vallahi diş fırçasıyla var ya şu kısımlarına hep giriştim. Neyse bitirdik. Yani eğer bir daha böyle bir şey başıma gelirse oturup ağlayacağım artık. Şurası niye böyle kalmış ki? Bir de sütte öyle bir şey, bir şey ki maddesi yağlı yağlı böyle. Temizlerken de zor oluyor. Bulaşık makinesinin kapağı içinde. Akşama geleceğim demiş. Daha geçen ustayı bekliyoruz. Biliyorsunuz buzdolabı için yer ayarlamıştık. Hani orayı, duvarı delecekti. Ondan da bir haber gelmedi. Şöyle yakayım. Heh. Şimdi ben senin başından ayrılmayacağım. Şekerinin de vanilyasını da ilave edeyim. Biraz daha katayım şöyle yarım sulardan. Tamamdır. Tam şurada oturdum karşıda, ocağın karşısında. Hem Yelda ile konuştum, bayağı da bir sohbet ettik kız kardeşimle. Hem de ya korkumdan oturdum, yemin ediyorum. Neyse artık kaplarına boşalttım, kaselere taşmadım. Çünkü tam böyle sandalyeyle oturduğum karşısında bekledim. Artık vallahi böyle şey oldum. Psikolojim bozuldu. Sürekli her seferinde önlem alıyorum. Taşıyor ama bu sefer önlem almamıştım. Bir anki dalgınlığım, işte annemi dinlemem. Ah anneciğim, ah senin yüzünden oldu hep. Neyse bakalım. Canı sağ olsun diyelim yine de. Temizledik. Oldu, bitti, gitti. Vallahi bayağı da çok oldu. Yaklaşık 3 kilo sütten yaptım. Tabii ki taştı. 1 kilodan fazlası taşmıştı her tarafa. Sonra yine vardı buzdolabımda süt. Onu da ilave ettim. Aynen bu şekilde yaptık kızlar. Bakın zaten çok da sulu değil. Sulu zaten sevmiyorum. Artık tarçınımı dökerler. Nasıl yerlerse yesinler. Bir tane de yerim zaten sütlü tatlı olduğu için. Çok böyle geç bir saate kalmadan. Neydi kızlar burası? Süt deryası olmuştu. Böyle işte bitirdik. Bunu da şu tarafa alayım da. Hatta bir tanesini böyle streç filmleyeyim. Buzdolabına kaldırayım. Orada dursun. Böyle canlar canımız sağ olsun. Yani oluyor işte böyle. Mutfak kazaları da oluyor. Üstümü giyindim. Karşınıza geldim. Neyse oraları toparladık. Kaç saat sürdü oranın temizliği. Şimdi eşimi bekliyorum. O da kahvede beyefendi. Dedim çabuk gel Mikail. Son eliymiş. Dedim o son eli hemen bitir gel. Dedim bak akşam oluyor. Daha dedim yemek yapılacak. Market alışverişi. Bir de markette çok düşünür eşim. Tabii ki haklı. Yani eşim de haklı. O fiyata bakar. Ben de bakarım. Bu fiyata bakar. Ama eşim daha çok seçicidir. Öyle diyeyim size. Biraz marketimiz uzun sürüyor. Herhalde yine bir Özdilek'e gideriz. A101'e gideriz. Süt filan. Bilmiyorum işte dışarı çıktığımızda ben size böyle güzel bir çekim yapmak istiyorum yine. Aslında daha da güzel yaparım da markette biraz Mikael sevmiyor. Hani böyle bir yer çok kalabalıksa benim adama geliyorlar. Aysun
millet bize bakıyor. Aysun fazla çekme, Aysun sessiz ol. Beni bana bıraksa ben aslında hani işimi yapıyorum. Telefonu ona vereceğim. Hani sen beni çek diyeceğim ama onu da yapmıyor çünkü çok sıkılıyor. E ne yapalım? Buna da şükür yani. Buraya kadar geldik biz Mikail'le, şükürler olsun. İlk başta bana destekçiydi ama beni gösterme derdi. Yani beni fazla şey yapma. Çabuk ol. İşte hani anlayın işte. Bir sürü böyle söylenirdi. Şimdi Mikail bayağı açtı kendini kızlar. Sağ olsun. Artık öyle şey yapmıyor ama sadece dışarıda toplum içinde birazcık daha hani şey yap diyor. Kalabalıkta. Biraz daha dikkat et. Hani konuşurken filan. Utanıyor herhalde, öyle değil. Valla ben onları çok aştım. Maşallah bana diyeyim. Dışarıda çekim yaparken çok rahat yapıyorum. E tabii ki bazen böyle baktıkları zaman hani bir kendimi geri atıyorum ama hayır diyorum, Aysun bu da senin işin. Tabii ki ters bakanlar da oluyor. Çekim yaparken gülenler de oluyor. Aa dedi, çekim yapıyorsunuz ne filan diye böyle soruyorlar. Ben de işte YouTube kanalımı söylüyorum, Instagram'ı söylüyorum. Güzel böyle diyaloglar oluyor. Takipçilerimle karşılaşıyorum artık İnegöl'de. Tanıyıp gelmiyorlarmış, hani böyle çekiniyorlarmış. Sonradan bana Instagram'dan yazıyor. Kesinlikle çekinmeyin, gelin yanıma filan diyorum. Çok güzel bir duygu kızlar. O kadar güzel bir duygu ki sevilmek. Birileri, tanımadığınız kişiler tarafından sevilmek, saygı duyulmak çok güzel bir duygu. O yüzden beni nerede görürseniz görün, yanıma gelin, bir çay içeriz, bir kahve içeriz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Bakalım bu Mikail kaçta gelecek? Akşama ben aslında, yok akşama demeyeyim de pardon. Bir tane bir tavuk yemeği var. İsmi taco. Taco herhalde Meksika yemeği mi olması gerekiyor? Öyle bir şey. Valla tam böyle açılımda bilmiyorum. Şimdi yalan da konuşmayayım. Taco'yu genelde yurt dışında yaşayanlar daha çok bilir. İşte onu yapayım dedim. Hem de sizler için böyle Ramazan ayı da geliyor ya. Hani iftarda yaparsınız diye düşünmüştüm. Şunu da şöyle. Tavuğu o yüzden eşime fazla aldırmıştım taco yapmak için. Tavuk göğsünden yapılıyor. İşte yaptığım zaman zaten göstereceğim ama... Vallahi bilmiyorum kızlar, hep böyle bir niyetle kalkıyorum sabahları, sonra onu yap, sonra bunu yap, arkadaş arıyor gel, veya dışarı çıkıyorum veya bir ruhum bunalıyor, sıkılıyorum. Bazen böyle şu yüreğime de bir sıkıntı çöküyor, o zaman da zaten kendimi dışarı atarım ben genelde, evde böyle pek durmam. Aslında çok dışarıda geziyorum demek ki, şimdi belki düşünürsünüz çok mu ruhunuz darlanıyor, yok gezmeyi seviyorum ama bazen böyle ruhum darlandığında kendimi dışarı atıp bir şey canım sıkıldığında dışarıda vakit geçirmeyi daha çok seviyorum. Ya kuaföre giderim ya alışveriş yaparım canım sıkıldığında. Kuaför demişken saçlar 2 ay beklenecek kızlar. 2 ay sonra boyatılacak. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ben bu saça alıştım. Hata var. Hata var zaten saçta. Turunculaşma var. Ama bir daha böyle güzelce bir boyandığında hem o hatalar kaybolacak hem de renk daha bir güzel duracağını düşünüyorum. Birgül de camdan şimdi bakıyor. Kocasını mı yolcu ediyor ne bilemedim şimdi. Bir merhaba derim ona. Şu da şuradan çıktı. Şunu bir tekrardan toplayayım. Böyle kızlar. Şimdi Mikail'i bekliyorum. O geldikten sonra dışarı çıkalım. Güzel bir market alışverişi. Şimdi montumu giyineyim. Şunu da bir arayayım bakayım ne yapıyor Mikail. Artık kalksın gelsin, hatta bir güle de bir merhaba diyeyim. Aslında vakit olsa bir kahve içmeye çağırırdım. Şu saçımı tekrardan toplayayım kızlar. Arabadan görüşürüz. Çok kızgınım. Anası yüzünden sütlaç taştı. Anası yüzünden ne taştı? Senin yüzünden de geç kaldık. Daha yemek falan yapacağım. Bir de Mustafa da arkadaşlarıyla bir yere gitmiş. Şimdi onu bulmaya çalışıyoruz. Çünkü anahtarım da yok. Evet, anahtarım yok. Bulamadım Mustafa'nın. Nerede bulacağız? Gidelim mi? Hadi gidelim artık, ararız. Mustafa'nın dağınıklığı yüzünden. Çok dağınık bir çocuğum var. Çok. Anahtarım yok, yok. Her yeri aradım. Sen niye geç kaldın? Çantana falan baksaydın. Sen niye geç kalıyorsun? Hayatım, ben seni 2 saattir bekliyorum. Arabanın lastiği patladı o zaman. Aile içi kavgaya hoş geldiniz. Aile içi kavga. Nasıl? Arabanın lastiği inmiş de onaylayacak. Lastik değil. Lastik değil. Okeydi demek ki bitemedin. Sıra gelmedi.
Anne yüzünde hep sütlaç taştı. Annene suç buluyorum ama bende de hata var şimdi. Doğruya doğru. Senin kafa nerede kafa? Geçen ben beyti kebabını yaptım. Fırın kaç saat çalıştım hikaye? 2 saat bu. Elektrik faturasını seni ödeyeceğim. Elektrik faturası şiddet bir şey gelecek. Şiddetli bir şey. Bekliyoruz. İyi ki ev yanmadı ya. Vallahi çok dalgınım ya. Çok dalgınım. Kafa nerede benim? Mustafa'ya da şu an çok sinirliyim kızlar. Beni böyle sinirli görün hem de. Çok sinirliyim. Bu evladım beni üzüyor bazen. Neyse tekrardan arayayım onu. Sakın markette sakın acıktım acıktım deme bana. Yok tokum ya Allah aşkına. Eğer var o suratını asarsan acıktığı zaman suratını asıyor. Ve erkeklerin çoğu alışverişi sevmiyor. Seven arkadaşlarımız da var senin de ben gibi. Tabii alışverişi seven erkekler de var ama çoğunluğu sevmiyor Mikail. Sen şey demiştin %90'ı sevmez. Aynen. Doğru vallahi kızlar. Boşver kadın kadına gezmek en güzeli. Ben çok seviyorum kadın kadına gezmeyi. Ama kendine alışveriş olunca Mikail göklerde uçuyorsun. Tabii ki kendim olunca severim yapmayı. Benle neden sevmiyorsun adam? Yine de senin kadar gezmem ben. Bir şeyi beğendim. Ben çok gezmiyorum ki Mikail. Sen 49 dükkan geziyorsun. En son hem ilk girdiğin yerden alıyorsun. Benimle olanlar el kaldırsın. Parmaklarını yukarı kaldırsın. Benim öz dileğim. Artık ürün incelerken 10 saat vakit geçiririz. Hı? Hava çok güzel hayatım. Evet çok güzel. Buradan gelmeden bir pikniğe mi gitsek? Mangal mı? Evet. Yok canım bu soğukta gidilir mi? Donarız. Soğukta değil de ilerleyen günlerde açarsın. Yok yok. Ayılar da şimdi ormandan aşağı inmiştir soğuk. Ayılara yem oluruz. Yok. Nereye gidebiliriz ki? Ay aslında var ya şöyle mangal diye olur. Neyse arıyor herhalde. Mustafa Bey arıyor. Ona ben bir fırça çekeyim. Mustafa mı? Ara cevap ver bakayım ona. Neredeymiş o? Alayatım ben araba kullanıyorum sen. Sen nerelerdesin? Sen nerelerdesin? Hemen eve gidiyorsun. Anahtarın var değil mi? Eve gidiyorsun. Kapıyı örtüyorsun. Artık tamam hasta olursun. Dikkat et. Eve gider misin? Eve gider misin? Eve lan git. Elin tek elle ne yapıyor o ya? Evet tek elle ne yapıyorsun sen? Eve gidiyorsun. Şimdi bacağını kıracaksın. Şimdi futbol oynuyormuş. Çabuk. Hadi. Tamam kapıyı da kimseye açma annem. Anahtarım var değil mi? Heh tamam hadi. Hadi bay bay. Anahtarımı kaybetmişsin. Onu da bul. Bilmiyorum. Tamam bak gördün mü çantasındaymış. Hey gidemey ben bilmez miyim? Oğlumu. Hadi bay bay. Eve gidiyorsun. Birazdan arayacağım 5 dakika sonra. Çocuklar küçükken daha iyi. Vallahi çocuklarınıza böyle hani küçük çocuğu olanlar ne zaman büyüyecek demeyin arkadaşlar. Allah herkese hayırlı evlat versin. Ama çok da hemen böyle ama ne zaman büyüyecek de demeyin. En sevimli halleri küçük halleri. Evet hep küçük kalsınlar. Yok yani büyüsünler de be. Büyüsünler mi? Büyüsünler. Oğlumuz bizim arabanın kornasını bozdu. Şimdi bir şey olduğu zaman da çalamıyoruz. Düt düt. Diyorum Mikael sana 1 milyoncudan korna alayım. Bir de Bursa'ya da götüremedin değil mi? Bursa'ya gitmem lazım aynen. Yok yok hayır hayır burada yaptıramadın. Bursa'ya gitmen evet. Lazım. Valla Emre'cim parasını yolla bakayım. Şu kornayı nasıl bozdun? Bu arabanın kornası. Bazen sinirleniyor Mikael. Öndeki de bir şey diyemiyor. Arabanın içinde bağırıyor. Hay Allah'ım ya. O kadar kalabalık ki neredeyse market arabaları bir saniye. Bir saniye. Hayatım duymuyor musun beni? Tam emin değilim ya. Ama yok. Bir tane de bunu alayım. Hayır. Ay. Çok kalabalık. Var mı yok mu tam da bilmiyorum ama neyse sağ olun. Güzel ama insanlar bazen tam toplumda şey yapmıyor. Hayvansal sanıyor. Ha. Hayvan salçayı bile satalım abi. Onu alayım. Anne kokamaz patatesini kullanıyorum benim.
pirinç. Evet. Nereden? A101'e de bakarız. Fark etmez. Buradaki fiyatlar ne kadarmış bu? Bizden pirinç 18.45. 8.95. Niye ikisi farklı? Ha, bu kırık olduğu için. Ha, kırık pirinç, tamam. Tamam, A101'e de uğrayacağız zaten. Oraya da bakarız. Bulgur olması gerekiyor. Herhalde olması gerekiyor. Evet. Vallahi evden çıkarken de ben niye kontrol etmedim ki? Yağların fiyatı yudumun 149 TL. 2 litresi de 68.95. Ceviz yağı. Fiyatını da böyle göstereyim. Kızlar herhalde bugün son gün. Bir alana bir bedava. Paşa Bahçe ürünlerinde. Şöyle göstereyim bakın. Kaselerde çok hoşmuş. Saklama kapları da. Şöyle kapaklılar çok iyi oluyor. Ama bunlar lavın, Paşa Bahçe ürünlerinde. Kadınlara, kadınlar gününe özel kampanya yapmışlar. Şu Ar Yıldız'ın kelepçeli kalıbı 119 TL. Şöyle kek kalıplarını da göstereyim. Bir kere fazla bekletmeyeyim dedim vallahi, bir dakika. Şunları da bir paylaşayım. Tacın döküm. Döküm ama çok fazla ağır değil. Bu da aynı şekilde. Tabaklar beğenmedim. Çay Tirebolu 36.50. 39.95. Rize 35 doğuşun. Geleneksel 35 doğadan. Hı? Şu bunu mu alacağım? Hadi onu alalım o zaman. Bu da olur aslında. Hangisi? Doğuş, Rize, Karadeniz. Bunu alalım. Ah. Bak şimdi buradan almayacağız. Sonra oraya gittiğimizde 18.45. Yani bence fiyatlar aynı. A101 artık harca bitmez değil. Her yerde bitiyor o harcalar, paralar. Tıklar. Özen diyor, harca bitmez. Evet, önceden daha uygundu oranın fiyatları. Şöyle almayacağım ama fiyatını da göstereyim. Domates rendesi 7.95. Ay şunlar var, yemeğin yanına çok güzel oluyor. Nereden alalım? Şu. Al bakalım. Bunları aldım. Ya al, zaten ben yemiyorum ki, sen de pek yemiyorsun. 2 spagettisi al bakalım. 3 4 4 tane yeter değil mi? Evet, yeter. Kızlar özleye uğrarsanız bunu, kremanın fiyatı çok uygun. Hadi gel bakalım, ketçap. Onu da şeyden alırız. Salça aldın mı? Salça aldım. Biber salçası, onu şeyden alırız. A101'den alırız. Daha uygun. Dünya sosları. Göstereyim fiyatını da. 60.95. Sosları sevenlere. Duyurulur. Sos sevenlere. Sosları diyorum. Bu ay çamaşır makinesi, bulaşık çamaşır makinesi, deterjanlarım var. Bulaşık makinesi alınacak canım. Fairway. 16'sı 59. Bunların da fiyatları. Şu 50'lisi 109 TL. 139. 60'lısı. 65'lisi de 139. Hı? İyi bakalım. Zaten gideceğiz, uğrayacağız. Bak şurada 36'sı 69.90, 70 TL diyeyim.
Ben genelde bunu kullanıyorum. Bir kere bunu aldım. Bu da güzel. Ama hepsi de bütün etkiyi gösteriyor. Şunları bilmiyorum. Bir türlü sevemedim. Şu finishleri. Fair Weber daha çok hoşuma gidiyor. Domestos almadık. Bu kısma gelince benim adam uçuyor. Hemen şu deterjanların da fiyatını göstereyim. 5 kilosu 89. Omo'nun 69.95. Persil'in 49.95. 4 kilosu. Bingo 4 kilo 52.90. Bu da güzel bir deterjan. Aynı şekilde Aloe 46.95. Ay ben öyle ayarlayabilir miyim? Dökersin böyle değil mi? Tamam öyle al. Bir de normal bir çamaşır suyu da alalım. Şuradan. Adı olmasın çamaşır suyu. Sadece çamaşır suyu olsun. Marka fark etmez. Onu biz Öz Dilekçi'den, A101'den bakalım. Fiyatları da şöyle göstereyim size. Böyle 3 tane pide aldım. Tırnak pide 4.95. Hemen bir kale yetiştireyim. Kasadan geçmeden önce söylediğim sulu kremalar bunlar. Bitkisel yağlı 4.95. Yani gayet uygun fiyatı. Kızlar Öz Dilek'ten çıktık. Fazla bir şey almadık. 100 kaç lira tuttu? 178 TL tuttu. Tabii ki deterjan almadım çamaşır makinesi için. Bulaşık makinesini de almadık oradan. Bir A101'e de bakalım dedim. Neymiş? Ay ya fiyatlar. Pirinç. Ay yok bu çok küçük. Nereden? Kaçlık aldım. 18.95. Şunlardan var ya ne çok alırdık Mikail. Oralet. Çayların fiyatını da göstereyim size. Yakışıklı mı? Pirinç önemlidir. Çok düşündürür. Özellikten beri düşünüyoruz pirinç. Ya şundadır ya bunda Osmancık pirinç alalım. Evet. Ovadan mı? Başka? Bunu alalım. Tamam alalım. Bu yeter herhalde zannedersem. Baldo alsaydım. Ha? Baldo. Baldo mu? Şaşırttın beni. Ketçap. Acılı. Şu biber salçası bakayım. Acı mı? Ha, acı biber salçası. 8.25 burada fiyatı. Sen şunları almıştınız da yediniz mi? Ay yok öyle duruyor. Biber falan yok. Her şeyi alacağım. Kırmızı toz biber, acı toz biber. Evet bir tane bundan aldım. Al. Baharat falan var. Karabiber var. Tuz var. Tamamdır. Ama şöyle bir susam. Polis kağıdı var. Alalım canım. Bir tane de şundan alayım. Bir tane de böyle mısır şahsesi alayım. Şu Findux. Bundan alalım bir tane. Şey helva. Bir tane de helva alayım. Ne? Ha doğru senin geçen gün aldığın var ya pazardan. O çok iyiydi. $48. Ha şimdi burada bakalım. 186.96. 50'lisi. Sence orası daha uygun değil miydi? Kaçtı? %100. Hayır şu şu. Cüme mi? Şunlardan alacağım. Ne oldu? Bez. Şöyle alayım kızlar. Çamaşır suyu.
şöyle Mustafa'ya da alayım. Önceden patatesleri hep buradan alırdım. Kızartmalık patatesi. Çok da güzel oluyor. Bim'den almayın kızlar. A101'in patatesi daha güzel. Nimet marka. Bim'den aldım var ya, o kadar kötüydü ki. Hani bilmiyorum, hiç beğenmedim. Şuraya bir bakalım. Ben bir de milkshake de alayım. Buraya bir bakayım. Şimdi alttan. Tabii ki şu ıspanak. Çok güzel olur ıspanaklı böreği de. Denemediyseniz tavsiye ederim. Bir kere almıştım misafirlerime. Vallahi aynı elde yapılmış gibi. Lahmacun falan var. Bunları hiç denemedim. Bilmiyorum. Simit de aynı şekilde. Ama simitin de güzel olduğunu söylüyorlar. Vallahi artık her şey elimizin altında hazır. Şunları da götüreyim. Dursun bakalım buzlukta. Yine bir gün güzel bir tarif yaparız. Efsane un aldım. Şöyle biber, soğan aldık. Bu cumartesi Mikel çalıştığı için pazara da gidemedik. Gerçi o peynir, domates, yumurta almış bir ara. İşteyken pazarı ışınlanmış. Şöyle aldım. Bunları da aldık. Zeytin fiyatlarını da göstereyim size. Nerede? Ha, şu aşağıda fiyatları kızlar. O şeyin zeytinleri güzeldi. Tarım Kredi Kooperatif'in zeytini harikaydı kızlar. Ben buranın milföyünü de beğenmedim. Hani bilmiyorum, siz beğendiniz mi? Ben beğenmedim. Bim'in A101'in daha güzel. Oo, seni aktüel ürünlerde bakarken görmek çok güzel. Vay vay vay. Ben Mustafa'yı alamadım ben. Saksıya baksana Mikail. Mustafa'lı işte. Saksı alsana bunu. Ne yapacaksın saksıyı? Aldın mı keçap? Bir tane daha alayım. Çocukluğumuzun çikolatası. Ay bunlardan ne tüketirdik. Dilim heş. Aa, ilk defa gördüm. Kullanıyor musunuz? Yeşil çaylı deniz tuzu. Vallahi ilk defa gördüm. Bir de ben size geçen bunu söyledim. Söyledim de bu cips diyor. Nasıl lezzetli mi? Tahmin cipsi. Güllaşlar gelmiş kızlar. Ramazan için fare olsun, hurmalar, böyle Ramazan için kadayıflar, güllaşlar hepsi gelmiş. Hurma 12.90. Burada fiyatı da yazıyor. Fındıktır. Böyle sevmiyorum. Hem de hiç sevmiyorum. Bilmiyorum, sevemedim zaten. Eve geldiğimiz gibi hemen poşetleri şuraya koyduğum yere, zaten markette hani eve gelirken de hiçbir şekilde yere koymuyorum. O yüzden hemen şurada duruyor. Yarın sabah kalktığım gibi Mustafa'yı yolcu ederim. Eşimi de yolcu ederim. Ev bana kalıyor. Ve bunları yerleştiririm. İşlerime başlarım. Yarın yatmak yok arkadaşlar. Erkenden işlere başlayacağız. Bir de geldim. Zaten söylemiştim, tavuk falan çıkartmıştım dışarı. Yemeğimizi yaptık ama o kısımları videoya ekleyemedim. Çünkü çok uzun olacaktı. Bayağı uzun, hem de 30 dakikayı da geçtim. Yine evet, çok severek de izliyorsunuz. Uzun video seven arkadaşlarımız da var. Ama çok uzun tuttuğum zaman da hani sıkılacağınızı düşünüyorum. Hani sizin de vaktinizi çok fazla almak istemem işin açıkçası. O yüzden yemeği eklemedim. Yarınki videomda yemeği ekleyeceğim arkadaşlar. Güzel bir tavuk yemeği yaptık. Şoka doğradık. Şoktaki çekimi de koymadım. Kız, ben bugün çok dolu dolu yaşamışım. Sabah kalktım. Gerçi bir maceraydı. O sütün taşması. Tabii ki hata benim. Dikkatli olmam gerekiyor. Tabii ki o sırada bir hani insan sinirleniyor ya. Ah anne dedim. Hatta annemi de aradım. O da güldü bana. Anne dedim ya, senin yüzünden dedim. Sütü de taşırdım. O da kızım diyor. Tamam, ben aradım ama sen de dikkatli ol sana. Sakın lafım yanlış anlaşılmasın. Annem de güldü bana. Yani hem de bayağı güldü. Neyse, artık karşısında sağlık olsun. Allah'tan evi yakmadı. Çünkü bu aralar çok dalgınlığım var. 2 saat fırın çalıştı.
boş boş biz yemek yedik. Ben içeri geçtim, tarif yayınladım. Hala fırın çalışıyor. Bu ay benim elektrik faturam çok gelecek kızlar. Eminim, %100 eminim hem de. Neyse aldıklarımızda 600 TL tuttu. Özdilek, A101, BİM, ŞOK. Buraya uğradık. Yağ almadım. Çamaşır makinesine deterjan almadım. Zaten evimde kumanyalarım falan vardı. Hani var olduğu halde bu kadar tuttu. Et yok, kıyma yok. Daha gerçi onlar da alınacak ama ara ara tabii ki markete gidiyoruz. İhtiyaçlar asla bitmiyor. Rabbim olmayanlara daha çok versin her zamanki gibi. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evet. Şimdi ben videomu yüklemeyi alıp hemen yatağa sabah erken kalkayım. Erken kalkan erken yol alır. Yatağımı hemen düzelteceğim. Eğer o yatağı düzeltmezsem resmen mıknatıs gibi içine çekiyor beni. O yüzden ilk önce yatağı toplamak gerekli. Arkadaşımla da bugün konuşuyoruz. Bizim en büyük hatamız yatağı toplamamak. Neyse ben yine çok konuşuyorum. Yarın görüşmek üzere canlarım benim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Kucak dolusu selam ve sevgiler.